Adım Furkan. Bitlis'ten doğumluyum. 32 yaşındayım. Yaklaşık bir 18 senedir de ahşap işiyle ilgileniyorum. Lise mezunuyum. Bu işe merak salmam çocukluktan gelme bir istekti, bir hevesti. Çocukken mesela kızak yapardım, araba yapardım. Yani yine ahşapla bir şeylerle uğraşırdım. Yani o yüzden çocukken keyifli bir çocukluğum vardı. 2007 yılında eve bir usta geldi. Tabii ustanın çırağı yoktu o zaman. Ben de ustaya işte malzeme veriyorum. Babam da evdedir o ara. Sonra usta dedi ki babama senin oğlun dedi maşallah dedi canavar gibidir dedi. Yani çok böyle eli yatkındır işe. Babam dedi ki al götür sanayiye dedi. Orada senin yanında bir meslek bir şey öğrensin. Tabii o ara hem lise şey yapıyorum okuyorum hem de sanayiye gidiyorum 2007 yılında. Öyle başladım. Sonra bir 5 yıl sanayide çalıştım. Ondan sonra 2019 yılında evde ufak bir atölye açtım kendime. Sonra o atölye işte büyüttüm. Daha geniş bir yere geçtim. Sonra işte burayı açtım. Burası da bir 3 senedir var. Yani mağaza olarak var. Tabii yine marangozhanem var. Orada üretim yapıyorum. Burada da ürünleri sergiliyorum. Ağacı biz kütük olarak alıyoruz. Onu işte sanayide biçtiriyoruz. Ondan sonra bunun bir haftalık bir fırınlama süreci oluyor. Yani buhar fırınında bu ağacın işte o zehirli suyu hep akıyor böyle buharla beraber. Aktıktan sonra bunu bir hafta bir dinlendirip ondan sonra tekrar ölçülendiriyoruz. Ölçülendirdikten sonra bunu bir sene, iki sene ağacı bekletiyoruz. Şimdi fırınlanmış ağaç olması lazım. Mesela şöyle bir üründe bu ağacın yamulmaması lazım, çatlamaması lazım. Bu şekilde oluyor. Bu işe yani sanat olarak bakmıyorum, zanaat olarak bakıyorum. Sebebi de şu şekilde. Şimdi sanat dediğimiz şey toplumları şekillendirir, toplumlara yön verir sanat ve sanatçılar. Şimdi bu zanaattır. Yani bu şekerlik mesela, şu ürün ne kadar bir topluma yön verecek mesela ya da bir toplumun gelişimi için, dönüşümü için ne kadar katkı sağlayacak? Yani o yüzden ben buna zanaat olarak bakıyorum. Birincisi ahşap olduğu için, ikincisi şimdi bir ahşap bir ürün bir yerde oraya sıcak bir görüntü verir mesela, oraya hoş bir hava katar. İnsanlar o yüzden ahşabı tercih ediyorlar. Bir de bu biraz doğal da diyebilir miyim? Tabii doğal olduğu için. İkincisi bu ürün mesela şunu yaptım, bu ürünü 100 yıl sonra gidip böyle bakarsam yine aynı formda, aynı şeyde, yani o doğallığını şeyini koruyor. Yani hiçbir zaman bunun modası geçmiyor. Yani o yüzden ahşap tercih ediliyor. Beklentim daha çok insana ulaşsın, daha çok insan kullansın. Çünkü bir ürünü yaptıktan sonra, onu icra ettikten sonra onun kullanılmasını görmek yani beni çok mutlu ediyor. Şimdi benim satışlarım oluyor. Türkiye'de de var, yurt dışına da oluyor. Tabii Türkiye'de çok fazla olmuyor. Yurt dışına satışlar daha çok oluyor. Şimdi bu ürünün tatlandan işte bugün mesela bir tane Roma'ya gönderdim bir ürün. Şimdi bu ürünün buradan Roma'ya gitmesi, orada farklı kültürler, farklı insanlar, farklı medeniyetlerle buluşması yani beni çok mutlu ediyor. Yani bunu maddiyatla açıklayamayız. Yani bu beni çok mutlu eden bir şeydir. Şu tabii bu motiflerden başka motifler de şey yapıyorum, çalışıyorum. Mesela İskandinav motifleri oluyor. O şekilde de çalışın. Tabii bu isteğe göre. Şimdi de bu şekerlikte genelde yani bizim coğrafyanın motifleridir. Benim bu şehre olan bağlılığım, bu şehrin insanlarına olan bağlılığım çok yüksektir. Yani benim çok önemli bir duygudur. Yani varsa bir bilgi, birikimim, yani bu şehirde kalsın istiyorum. Bu şehrin insanlarına bir katkı, bir şey sağlasın istiyorum. O yüzden yani ömrümün sonuna kadar burada yaşamayı düşünüyorum. Buradan başka bir yerde yaşamayı düşünmüyorum ki yaşayamam da. Yani bu coğrafyadan başka bir yerde yaşayamam maalesef.